Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Doktor Fahrettin Koca aşı ile ilgili çalışmalar devam edecek. Bugünlerde aşıyla ilgili denemeler yapacağız demişti ve bir haber Kocaeli Üniversitesi'nden geldi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Saadettin Hülagü şimdi Almanya'dan gelen ve başında da bir Türk hocamızın olduğu aşı grubu bugün sağlık çalışanları ve gönüller üzerinde denenecek dedi. Ülkemizde aşı çalışmaları da iki hafta içerisinde yürürlüğe gireceğini biliyoruz diyen Hülagü bu aşı fazında biraz daha önümüzü görmeye sağlayacağız. Yapılan aşıya karşı oluşan koruyucu antikorların ne düzeyde ne kadar oluştuğunu göreceğiz dedi. Belki bu süreç toplumsal bağışıklık açısından da önemli. Üniversitelerin açılması ile ilgili de biz bu aşıyla ilgili ümitliyiz dedi. İki hafta sonra kendi aşımız için de inşallah bir araya geliriz diyen Hulagu daha önceki Çin aşısında bir yan etki görülmedi. Bundan da bir etki olacağını sanmıyorum diye konuştu. Aşı için gönüllü olan Hakan Kutlu isimli vatandaş ise çalışmalara katkı vermek istediğini ifade ederek Mart ayından bu yana 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın gördüğü en büyük felaketi yaşıyoruz dedi. Eskisi gibi annemizin elini öpmenin maskesiz dolaşmanın anahtarı o küçük tüplerin birisinin içinde saklı diye ifadelerde bulundu. Gönüllü olarak bu işe katkı sağlamak istedim. Umarım güzel sonuçlar olur dedi. Bu çalışmanın Türkiye'de yapıldığını duyar duymaz ben bu işin içerisinde olmayayım diyerekten buraya geldim diye açıklamalarda bulundu. Yakınlarımın hepsi olma diye uyardılar. Onların da fikri sonradan değişti. Gelişmeleri görünce onlarda destek verdi. İçimde hiçbir korku yok. İğneye fobim var ama her şey yolunda gitti diye açıklamalar gerçekleşti. İlk aşılar yapıldı. Almanya'dan gelen aşılar yapıldı. Yapılmış bulundu. Yeni e, gönüllü olan arkadaşlara inşallah bunlardan da herhangi bir sıkıntı sonuç çıkmaz. Bu aşılar iyi sonuçlar elde edilir. Bu vatandaşımızın dediği gibi küçük tüplerin içindeki kaderimizi değiştirebilecek hamleler çıkar diye umut ediyoruz. Yorumlar sizin aşıyla alakalı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle sosyal mesafe temizlik kurallarına uymayı unutmayalım. Şimdilik hoşçakalın.